Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında birinci bölümdeki üçüncü testin çözümünü yapacağız. Doğru da açılarla alakalı bir test çözümlere başlayalım. 44 M N ve 66 verilmiş M artı N'ye de 174 vermişler. M kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar ne yapacağız? Sola bakanlar sağa bakanlar şeklinde yapabiliriz. Ne bileyim paralel atıp e ispatıyla da yapabiliriz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Ben ne yapayım? Sola bakan sağa bakan sola bakan. E hocam burada sola bakan 44 n ve 66'nın toplamı m'ye eşittir demeyeceğiz. Dikkat sol sağ sol sistematik sıra lazım burada. Sağ bakan açısı lazım. Yani 114 derece yapıyor arkadaşlar buradaki sağ bakan açısı. Toplayacak olursak e 44 artı ne? 44 artı ne? Neye eşittir? M artı 114. M artı 114'e eşit olacaktır. Buradan N eksi M kaç geldi arkadaşlar? 114 eksi 44 yani 70 mi geldi? Evet. M artı neyi de 174 vermişler. Bakın. M artı N 174. N eksi M 110 pardon 70 bulduk. E ne yapacağız? Taraf tarafı toplarsak M'ler gidiyor. 2N eşittir 244 olduğuna göre N'i de buradan kaç buluruz? 122 buluruz. M kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Bakın. Biz burada M artı N'nin 174 olduğunu biliyoruz. M artı N eşittir 174 ise N de 122 ise o zaman M de 174 eksi 122'den kaç çıkıyor arkadaşlar? Burası 2 burası da 5 52 mi çıkıyor? Evet birinci sorunun cevabı böylelikle balıkesir çıktı. Geldik 2'ye. Ne yapıyoruz gençler Burada sivlan yerden paralel çiziyoruz. Ya da paralel doğru uzatıyoruz. Hadi paralel doğru uzatarak yapalım isterseniz. Ama paralel doğru uzattığımızda üçgen bilgisi kullanılıyor. Haberiniz olsun. 110 ise burada kaç kaç derece? 70. Hocam şu paralel doğru uzatınca şununla şu birbirine paralel değil mi? Evet şurada ne çıktı? Hop bir mey kuralı çıktı. 40'la neyi toplarsanız 80 yapar. Tabi 40'ı. Hocam ters açıdan burası da 40. 70 40 daha 110. X'e de kaç kaldı o zaman arkadaşlar? 70 derece kaldı. O zaman İkinci sorunun cevabı Edremit oldu. Geldik 3'e. Şimdi A artı B'yi vermişler bize. Öncelikle arkadaşlar şurada bir Z kuralı var mı? Var. Z kuralından dolayı B ise buradaki açıda nedir? B'dir. Sonra burada kaç nedir arkadaşlar? 130'u kullanacağız. 180'e tamamlayalım 50'dir. A buradaki üçgende. Üçgen bilgisi çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buradaki üçgende ne var? 1, 2 iç açın toplam bir dış açı. Yani B artı 50 eşittir A geldi. Adam sana A artı B'yi 84 vermiş. E A B artı 50 eşitse A yerine B artı 50 yazarsan artı bir de B var. 84'e eşit ya. 2 B eşittir 34 yaptı. B'yi de buradan kaç buluruz? 17 buluruz. Hocam 17 e tamam. A artı B kaçtı? 84'tü. E, B 17 ise e, 84'ten 17 çıkınca kaç yapıyor arkadaşlar? 67 mi yapıyor? Evet Zonguldak'ı bulduk. Cevap böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik güçe. Şimdi bununla ilgili bir formül var da formüle gerek yok arkadaşlar. Öncelikle 140'a bakalım. 140 ise burası kaç yapıyor? 40. Aa hocam buradaki üçgende iki iç açı bir dış açı olduğundan dolayı öncelikle üçgenimizi şöyle bir karalayalım isterseniz. Hemen 2 alfa ile 40'ın toplamı kaç yapacak? 80. Ya da 40 ile neyi toplarsan 80 yapar? 40'ı. Hocam 2 alfa 40 ise alfayı buradan kaç buluruz? 20 buluruz. Alfa 20 ise burası kaç yaptı? 60. 80 60 daha 140. Buraya kaç kaldı? 40. Ters açıdan dolayı x de kaç çıkıyor o zaman? 40 derece çıkıyor. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 5'e. O zikzaklar çok fazla. Sağa bakan sola bakan işlem kalabalığı olabilir arkadaşlar. Ben olsam ne yaparım? Ki ben olduğum için burada bunu çözüyorum. Sivrilen yerden paralel çizerek daha rahat bir şekilde bulurum. Çizdim. Z'den dolayı 20 derece hocam. Buraya kaç kaldı? Buraya 140 kaldı. Tamamı 160 olduğundan. Hocam U kuralından dolayı burası 40 derece yaptı. 95 ise 95'ten 40 çıkınca hocam burası 55 yaptı. Şöyle Z kuralı var. Burası da 55 yaptı. Hocam burada da bir Z kuralı var. Burası da 25 yaptı. Dolayısıyla X ne yaptı? 55 artı 25 eşit oldu. Yani cevap böylelikle 80 oldu. Beşinci soru balık balıkesir oldu. Geldik 6'ya. Verilen bilgileri kullanacağız arkadaşlar. 80 ise şöyle bir Z kuralı var mı? Var. Hocam burası da 80 oldu. A 80. 180'e tamamlayanı burası 100 yapar. 5A eşittir 100 ise A'yı buradan 20 buluruz. A buradan 20 çıktı. Tamam B'ye geldi sıra. Hocam paralellik verilmiş. Bak şu ve şu paralelliği kullandık. Ama şu paralelliği kullandık mı? Kullanmadık. Öncelikle bir Z kuralı var mı burada? Var. A yaptı burası. A Z'den dolayı A yaptı burası. A'yı da biz 20 bulduk. Hocam A 20 ise bakın A burası. A ile 2B birbirine eşit. E A 20'ye eşit. O zaman B buradan kaç yapıyor? 10 yapıyor. E bizden ne isteniyor? A eksi B. Yani 20 eksi 10 isteniyor. Cevabımız böylelikle 10 çıkar arkadaşlar. Altıncı sorunun cevabı böylelikle aç çay oldu geldik 7'ye. Bir M kuralı var arkadaşlar burada. Şöyle görüyorsunuz. M kuralında M ile N'nin toplamı nedir? M ile N'nin toplamı T'ye eşittir. M artı N eşittir T oldu. E sonra M artı T'yi 57. N artı T'yi de 72 vermişler. Tamam. E burada elimizde şunlar var. M artı T eşittir 57. N artı T eşittir 72. Soru tanıdık geldi ama neyse. E ta burada M artı N'nin T olduğunu biliyoruz ya. İki tane denklem burada var. Taraf tarafa toplarsak. M artı N artı 2T eşittir kaç geldi? 129 geldi arkadaşlar. M artı N T eşit olduğundan dolayı 3 T eşittir 129'dan. T buradan kaç geldi arkadaşım? 43 geldi. Evet bizden ne isteniyor? Evet T'yi 43 bulduysak burada ne istenildiğine göre N artı T eşittir 72 olduğundan N de buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 29 mu çıkıyor? Evet 29 çıkar. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle Cihan çıktı. Geldik 8. soruya. 8. soruda arkadaşlar 108'e bakınca şöyle bir M kuralını fark ediyor muyuz? Fark ediyoruz. Bunlara bir A A bunlara da bir BB diyecek olursam. Buradaki M kuralından 2 A ile 2 B'nin toplamı 108 eşittir. 2 A artı 2 B eşittir 108 olduğundan A artı B kaç çıkar? 54 çıkar arkadaşlar. Peki X deniliyor bizden. Hocam X'e bakacak olursak da X'e ait şöyle bir M kuralı var mı? Var. X direkt neye eşittir? A artı B'ye eşittir. E A artı B de 54 olduğundan cevabımız böylelikle Akçay çıktı. Geldik 9'a. 9. soruda 50 ise ters açıdan dolayı burası da 50. 140 ise ters. E, burası da 180'e tamamlayan açısından dolayı 40 derece oldu. 50, 40 daha 90. O zaman burada kaç ya? 90 derece mi kaldı arkadaşlar? Evet. Bir şey daha verilmiş burada. Bak takıldım takılınca soruyu okuyorum. Ne verilmiş? Hocam FO açısı, FOE açısı EOD açısının iki katı. Yani ben buraya 2 alfa dersem 2 e, alfa bölü 2 alfa mı yaptı? Evet. F, O, E'ye alfa dersem E, O, D, 2 alfaymış. E, -O D, 2 alfa. Aa, burayı ben 90 derece bulmuştum. Toplamda 3 alfa eşittir 90 olduğundan alfayı buradan kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? X? E, alfa 30'sa arkadaşım alfayı 30 bulduysak 50, 30 daha 80. 180'e tamamlayan açısı kaç yaptı? 100 derece yaptı. Ters açıdan dolayı X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 100 derece buluruz. Dolayısıyla 9. sorunun cevabı böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Hocam paralel doğruları uzatarak işlem yapabiliriz. Sivlen yerden paralel çizerek işlem yapabiliriz. İstediğiniz yerden yapın. Ben şu paralel doğruları uzatayım. Genelde siz bunu daha çok seviyorsunuz. E uzattığınız zaman. E hocam 100 ise burası kaç yaptı? 80. A 80 35 ile burayı bulursun. Ya da hocam 2 iç açı direkt bir dış açıya eşittir. Yani burası 115'i e yapıştırırız direkt. Hocam 115 ise kırmızılar da birbirine paralel ya. Burası da 115 oldu mu? Oldu tabii ki. E burada da buradaki üçgende de ne var arkadaşlar? Buradaki üçgende de yine iç açılar toplamından burayı bulup 180'e yanından ikisi bulabiliriz. Ya da direkt iki iç açının toplamı bir dış açı değil mi arkadaşlar? Evet yani x açısı neye eşittir? 115 ile 25'in toplamına eşittir. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 140 yapıyor değil mi? Evet cevabımız böylelikle edremit oldu. Geldik 11'e. O, oh, bunların toplamı soruluyor arkadaşlar. Bize kaç tane dik açıya eşittir diye söylüyor arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Hocam şöyle baktığımız zaman biz bir şeyler fark edebiliriz. İç açılar toplamından gidebiliriz. Dış açılar toplamından gidebiliriz. Bir şeyler bir şeyler yapabiliriz. Ama şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir boynuzu fark etmişsinizdir. Boynuz bu ya da merak ya da uzay mekiği falan ne derseniz diye fark etmez. Burada ne oluyor? Hocam bu açı, bu açı ve bu açının toplamı neye eşit olacak? He, burası 180 eksi m, burası 180 eksi k, burası da 180 eksi t olduğundan dolayı. 180 eksi m artı 180 eksi k artı 180 eksi t eşittir neye eşittir? Eksi m eksi k eksi t'yi öbür tarafa attığımız zaman 180 180 180, -180 540 mi yaptı? Evet. 540 n artı T artı N artı K'ya eşit oldu arkadaşlar. Zaten bizden bu toplam kaç tane dik açıya eşittir? Kaç tane 90 dereceye eşittir? Bu kaç tane 90 dereceye eşittir? 6 tane 90'a eşit değil midir arkadaşlar? Evet 6 tane 90 dereceye eşittir. Dolayısıyla 11. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Ve geldik bu testin son sorusuna. Yani bu soru ne diyor arkadaşlar? Şimdi 42'ye bakınca çok güzel başka Şunlar birbirine paralel vermiş. E, tamam. Şunlara mecburen A diyeceğiz galiba arkadaşlar. Diyelim bakalım. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar bunlar birbirine paralel ya. Şöyle bir M kuralı var mı? Var. Hocam şurada da bir M kuralı var. E, sanki bunu uygulamak daha mantıklı. Hadi bunu uygulayalım. M kuralından A ile 42'nin toplamı. Bak tekrar gösteriyorum. Şöyle bir M kuralı var arkadaşlar. A ile 42'nin toplamı burası mı? Evet. Burası A artı 42 yaptı. A hocam ikizkenar üçgen. Taban açıları birbirine eşittir. Dolayısıyla burası da A artı 40 yaptı. E, buradaki üçgende bütün açılar çıktı. Üçgen iç açıları toplamını kullanacağız. İç açılar toplamı nedir? 180. Yani A artı A artı 42 artı A artı 42 eşittir 180 yapmalı. Buradan 3A eşittir 42 42 84 yaptı. 180'den 84 çıkınca 96 yapar. E, 96'yı da 3'e böldüğümüzde 32 mi çıkıyor? Evet. A bizden ECD açısı X isteniyor arkadaşlar. Yani ECD açısı X açısı A artı 42 eşit. Bunun yerine 32 yazınca cevap da 74 çıkar arkadaşlar. Yani 12. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle 3. testi de bitirmiş bulunuyoruz. Doğru da açılardaki bir sonraki videoda yani 4. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.